Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz Mindfulness eğitmeni Itır Esen Yamaç. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, mindfulness'ı ben bilinçli farkındalık olarak biliyorum. Evet. Ama son zamanlarda çok fazla sıra konuşulmaya başlandı. Mindfulness'ı bir de sizin gibi bir eğitmenimizden dinleyelim derim. Nedir hocam mindfulness? Evet, dediğiniz gibi mindfulness yoğunlukla bilinçli farkındalık olarak Türkçe'ye çevriliyor. Fakat aslında anlatmak istediği kavram biraz daha kapsamlı, biraz daha yoğun. Özetle şu demek, dikkatimizi içinde bulunduğumuz ortama yoğunlaştırarak hayatımızda olan bitenleri, kendimizi, içimizde dışımızda olan olayları tarafsızca, yargılamadan, nazik bir tavırla, şefkatle gözlemleyebilmek demek. Yani hayatımızda olan bir olayı dışarıdan bakarak, fotoğraf çeker gibi objektif bir tavırla bakabilmek anlamına geliyor. Kavramsal değil, deneyimsel bir şey aslında. Bir olma hali, bir beceri de diyebiliriz ama daha çok bir olma hali ve geliştirilebilir bir beceri. Peki biz bu mindfulness'ı niye son zamanlarda böyle daha fazla duyar olduk? Neden böyle bir kavrama ihtiyaç duyduk? Evet, bir ona hemen girmeden önce ne olmadığına da değinmek istiyorum hocamın da sorduğu gibi. Yoğun bir takım inanışlar veya son zamanlarda popüler olan bir takım kavramlar var ama mindfulness bir kere bir din değildir. Her ne kadar felsefesi 2000 yıl önceki Budist felsefesine dayansa da bir din değildir. Asla spiritüel bir olay değildir. Bir olumlama değildir. Yani olanı olmadığı gibi gösterme ya da olmayan bir şey olmuş gibi gösterme, işte hayal kuralım gelsin, iyi düşünelim, iyi olsun gibi bir şey değil. Bir rahatlama tekniği değil. Evet, mindfulness egzersizlerinin sonunda rahatlama bazen bir sonuç olarak gelebiliyor ama amaç bu değil. Hiçbir şey düşünmeme değil. Yani oturalım bir meditatif halde egzersiz yapalım, işte meditasyon yapalım, hiçbir şey düşünmeyelim. Bu da değil. Zihni boşaltma değil. Zihni boşaltmak değil. Yani hiçbir zaman tamamen boş bir zihinle kalamıyoruz ama zihnimiz gezindiği zaman gezindiğini görüp geri getirebilmek aslında. Olanı olduğu gibi görebilmek ve şimdiki zamana odaklanabilmek. Olduğumuz anı evet. Da tutabilmek kendimizi evet. Değil mi? Anda kalalım yani. Sürekli, eğlenelim, sorumsuz olalım da değil. Yani an için yaşamakla anı yaşamak birbirine karıştırılıyor. Farkındalığı mıdır aslında o andaki evet. Farkındalık mıdır? Çok doğru. Yaşadığımız anın farkında olmak. O anı farkındalığı evet. Ve bu dönemde çok zor içinde bulunacağımız bir durum. Çünkü hakikaten gelişen teknolojiye geldiğimiz bütün yaşam şartları bizim hep dikkatimizi başka yönlere çekebilecek bir sürü etkenle dolu. Ben kendimden de biliyorum. 5-6 şeyi bir arada düşünüyorum. Evet. Olduğum şeye konsantre olmaktansa. Bu özellikle yeni dönemde yetişen çocuklarda da, benim de şimdi 4 yaşında bir kızım var, hocamın da öyle çocukları var. Onlarda da böyle bir konsantrasyon, o anı yaşamaktan ziyade onlar da böyle bir sanki sürekli bir bölünme halindeler gibi geliyor bana. Buna zihnin gezinmesi mi? Kesinlikle. Çok doğru söylediniz. Bu hepimizin hayatında var. Neden son zamanlarda daha evet, sık duyar olduk demiştiniz? Şimdi bu modern hayatın temposuna ayak uydurmak için çoğunlukla gün içerisinde zihinsel ve fiziksel olarak oradan oraya savruluyoruz. Hepimizin hayatında var. Çocukların hayatı bile böyle. Gün içinde yapmamız gereken işler, işte yetişmemiz gereken yerler, almamız gereken kararlar zaten sürekli artıyor. Hayat kolaylaşmıyor. Gittikçe de daha karmaşık bir hale geliyor. Bunun yanında sürekli maruz kaldığımız dışarıdan gelen bilgi ve uyaranlar var. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bulunduğumuz ana odaklanmak yerine zihnimizde bir şeyle uğraşırken sürekli geçmişte ve gelecekte gezinip duruyor. Oradan oraya sürükleniyoruz. Kendimize şöyle bir 5 dakika bile sakinleşebilecek bir fırsat vermiyoruz. O fırsatta bile sürekli o boşluğu bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Her şeyi maksimumda yapmaya çalışıyoruz. Hayatımızı optimize etmiyoruz. Öyle olunca da bu yanında işte artık kronik bir takım problemleri beraberinde getiriyor. Anksiyete, işte strese bağlı, depresyona kadar gidebilecek sorunlarla beraber geliyor. Aslında gezen zihinde bir problem yok. Gezdiği yerlerde ve miktarında bir problem var. Kısaca bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. 2010 yılında Amerika'da yapılan bir araştırma bu, Harvard Üniversitesi'nde. Gün içerisinde uyanık kaldığımız zamanın %47'sinde zihnimizin aslında
mevcutta yaptığımız işten başka bir yerlerde, geçmişte ve gelecekte gezindiği tespit edilmiş. Ki belki günümüzde bizim daha bile fazla geziyor olabilir yani sizin az önce söylediğiniz gibi oradan oraya savrulup gidiyoruz. Biraz daha kaygılı bir hayat yaşadığımız için olabilir mi bu durum? Olabilir tabii. Kaygıyla alakalı olabilir mi? Tabii olabilir. Yani sizin bugün içerisinde akşam ne yiyeceğinizden tutun da çocuğunuzu hangi okula vereceğinize kadar işte birçok karar almanız gerekiyor ve hayatta kolaylaşmıyor. Dolayısıyla kaygı, endişe hayatımızda var ve bunlara maruz kaldığımız durumlarda gittikçe çoğalıyor. Zihnimizin gezmesinde bir problem yok aslında. Daha az önce söylediğim gibi miktarında ve nerede gezdiğiyle ilgili bir problem var. Zihnimizin gezmesi aslında bizim fabrika ayarımız. Böyle doğuyoruz. Buna default mode network de deniyor. Belki hocam biliyordur. Normal olan bu diyorsunuz. Normal yani. Olan bu zaten. Yani otomatik pilotta olduğumuz zamanlar gün içerisinde sıklıklı oluyor. Özellikle rutinlerimiz zamanında. Sabah kalktığınızdan itibaren ki rutinlerinizi düşünün. Kalkıyorsunuz, işte yüzünüzü yıkıyorsunuz, diş fırçalıyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz derken her gün yaptığınız rutinlerde dikkatinizi vermeniz gerekmeyen durumlarda çoğunlukla otomatik pilotta oluyoruz. Bunda bir sakınca yok. Zaten gün içinde her şeye dikkatimizi vermemiz gerekseydi, her şeye dikkatimizi verseydik çok yorucu olurduk. Çok. Ama problem şu ki bazen dikkatimizi vermemiz gereken durumlarda da otomatik pilota geçebiliyoruz. O zaman işte kazalar oluyor. Fiziksel bir şey olmasa bile iletişim kazaları olabiliyor. Çünkü çoğunlukla konuşurken bile karşımızdakinin söylediğine tamamen dikkatimizi vermeyebiliyoruz. Aslında gezen zihin insanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz. Mesela kendi başımızayken yaptığımız bir fiil, örneğin diş fırçalamak. Evet. O sırada mindfulness'ı kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Tam zihinlerde bir oturması için bunları soruyorum. Evet. Mindfulness egzersizlerinin tamamı dikkat geliştirmek üzerine egzersizler. Bir formal olanlar var. Oturup da işte niyetlenip kendinize bir 10 dakika, 20 dakika, yarım saat artık sizin günlük pratiğiniz ne olursa zaman tanıyıp dikkat egzersizi yaptığınız formal egzersizler de olabilir. Buna zamanınız yoksa ya da o gün bir şekilde denk getiremediyseniz günlük hayatta yaptığınız diğer rutin herhangi bir şey, diş fırçalamak olabilir, bir bardak kahve içmek olabilir, araba kullanmak, tıraş olmak, yürümek herhangi bir olayda, herhangi yaptığınız bir şeyde başka bir şey düşünmeden zihninizin dağıldığını görüp sadece yaptığınız işe geri getirmek de informal bir dikkat geliştirme egzersizi. Diş fırçalama örneğini ele alalım. Suyun akışına, rengine, sıcaklığına, soğukluğuna, o diş fırçasının üzerindeki macunu sürerkenki rengine, şekline, dişinizi fırçaladığınız, aldığınız tada, oradaki duyumlara dikkatinizi verdiğiniz zaman da aslında informal bir dikkat egzersizi yapmış oluyorsunuz. Evet, şimdi kafam daha iyi oturduğunu düşündüm. Peki mindfulness'ı yapmamızın, deneyimlememizin bizim hayatımıza ne gibi yararları var? Nasıl değişikliklere yol açıyor? Evet. Nasıl edinilebilir bu beceri? Hı-hı. Nasıl bunu oturtacağız? Şimdi az önce konuşuyorduk. Gezen zihin aslında bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz. Yani dikkatimizin içinde bulunduğumuz ortam yerine geçmişte ya da gelecekte gezinebilmesi. Bunu iyi kullandığımız zaman gezen zihnimizin özelliklerini hayal kurabiliyoruz, planlama yapabiliyoruz, problem çözebiliyoruz ve medeniyet seviyesini bugünlere getirebiliyoruz. Ay'a gidiyoruz. İşte başka bir şeyler besleyebiliyoruz, buluşlar yapabiliyoruz. Evet, ama kötü kullandığımız zaman hayal gücümüzü, endişe, kaygı, depresyon gibi ya da geçmişte olan bir olaya sarıp sürekli tanıdık geldi mi size de sürekli onu tekrar etmek ya da gelecekte olan olacak bir şeyle ilgili endişelenme gibi böyle zihnimize pişirip de aynı şeyleri tekrar tattırabiliyoruz. Ruminasyon deniyor buna da zihnin geviş getirmesi hiçbir işe yaramadığı gibi sizi mutsuz edebiliyor. Bu özelliklerimizi, zihnimizin gezinebilme özelliklerini kötü kullandığımız zaman bunlar oluyor. Mindfulness becerisi de bize gezen zihnimizi geri getirebilmeyi ve zihnimizin daha az gezinmesini sağlayan bir beceri. Yani dans da edebilirsiniz, yoga da yapabilirsiniz, çıkıp dışarıda koşabilirsiniz ama bunları her zaman yapamazsınız. Ama mindfulness becerisini, bu dikkat egzersizlerini günlük hayatınızın içine soktuğunuz zaman çok çabuk öğrenilecek ve her yerde uygulayabileceğiniz bir pratik, çok da kullanışlı. İnanın hayattaki bakış açınız değişiyor. Ne işe yarıyor? Evet, ne işe yarıyor? Evet,
Şimdi dikkatimizi toparlama egzersizleri aslında bunlar ve dikkatimizi toparlamayı öğrettiğimiz için kendimize odaklanmayı ve konsantrasyonu artırıyor iş hayatında ve özel hayatta. Duygu kontrolünü sağlamamızı sağlıyor. Düşünceler tarafından gün içerisinde sürüklenmemeyi başarabilmemizi sağlıyor. Daha dingin, daha açık, net bir zihine ulaşmamızı sağlıyor ve aslında daha mutlu ve daha huzurlu bir hayata giden yolu açıyor bize. İş hayatına daha hızlı, daha zinde ve verimli kararlar alabilmemizi. Daha doğru kararlar. Daha doğru kararlar, daha hızlı kararlar alabilmemizi. Özel hayatta, insanlarla ilişkilerimizde daha iyi ilişkiler kurabilmemizi, duygu kontrolü sağlayabilmemizi, duygusal zekamızı arttırıyor. Okuldaki performansta çocukların performansında da artış olmasını sağlıyor. Konsantrasyonu artırdığı için en büyük problem. Evet, hem ders çalışırken hem de sınav esnasında dikkati konsantrasyonu artırdığı için bu egzersizler okuldaki başarıyı da artırıyor. Yaratıcı düşünme kapasitemizi artırıyor. Sağlığımıza iyi geliyor çünkü bağışıklık sistemimizi artırıyor. Şimdi bütün saydığımız şeyler anksiyete, depresyon gibi biz bunlar arasında düşüncelerimizi daha fazla yapıyoruz. Rahatsızlıklara yol açıyor. Arkasında işte onların tedavileri, ilaçlar. Aslında burada çok iyi bir stres kontrolü var anladığım kadarıyla. Yani strese iyi gelir de diyebiliriz. Kesinlikle. Günlük hayatta yaşadığımız şeyler. Çocuğumuzun en büyük sorunu stres. Ve ileri yönelik hastalıkları da engelleyebilecek şekilde zihinsel, yani anksiyete, depresyon gibi bir de stresi kontrol altına almak gibi bir şey düşündürdü bana. Evet, çok doğru söylediniz. Temeli aslında yine Budizm'e gitse de modern hayata uyarlanması 1970'lerde Amerika'da başlıyor. 1979 yılında Jon Kabat-Zinn tarafından MIT'de Mindfulness Merkezi'nde bir stres azaltma programı, MBSR, Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı olarak uygulanmaya başlıyor. Stres günümüzde çağımızın hastalığı ama şöyle, olan durumla alakası yok aslında ve fiziksel kaynakları da günümüzde sınırlı. Belki eski ilkel hayatta daha fazla fiziksel stres unsurları olsa da şimdi daha çok zihinsel ve psikolojik ve duygusal şeyler, yani olmak isteyip de olamadıklarımızdan ya da olmasını istediğimiz bir durumun olan durumdan farklı olmasından kaynaklanıyor. Bizim verdiğimiz tepkiyle alakalı stres. Aynı olan duruma verdiğimiz iki farklı tepkiyle bambaşka deneyimler yaşatabiliyoruz kendimize ve çevremize. Bambaşka evrenler yaşatabiliyoruz. Bu egzersizleri çok merak ettim. Nasıl egzersizler yapılıyor? Nasıl işliyor bu sistem? Hemen ona geçeceğim. Egzersizlerin faydası zaten olan durumu değiştirmiyor mindfulness. Egzersizler bize olan duruma verdiğimiz tepkiyi yönetebilme becerisini kazandırıyor. Yani olayla olay olmamayı öğreniyoruz. Kendimize bir adım dışarıdan objektif bir gözle bakabildiğimiz zaman bir tepki otomatik pilotta olduğumuzu görüp de oraya geçmeden bir nefes aldığımız zaman belki 2 saniye sonra farklı bir tepki verebiliyoruz. Dolayısıyla bu işe yarıyor. Verdiğimiz tepkiyi yönetebilmemizi sağlıyor. O zaman bambaşka evrenler yaratıyoruz. Nasıl yapıyor diye sordunuz. Peki başımıza ne geldiği değil de nasıl davrandığımız önemlidir denir ya hep. Hani ona takılmaktansa aslında nasıl davrandığımız önemli. Çok doğru. Olayla savrulup gitmek yerine şöyle bir adım geriden bir nefes alıp. Neden bu benim başıma geldiden ziyade? Evet. Beyne soruyor. Böyle böyle oldu, ne olacak şimdi diye sorduğunuz zaman beyin size sorduğunuz gibi bir tepki veriyor ve o sarmaya başlıyor. Şöyle de olacak, böyle de olacak gibi negatif düşünceler çok güçlü olduğu için bizi alıp götürebiliyor. Ama evet, olan durum budur. Peki ben burada ne yapabilirim durumu kendim için en uygun şekilde kullanmak için diye sorduğunuz zaman o zaman bambaşka bir tepki alabiliyorsunuz. Olan durumu değiştiremeseniz de bu egzersizlerle verdiğiniz tepkiyi değiştirdiğiniz zaman sürüklenip giden bir insan olmak yerine daha net, daha mantıklı, daha az stresli, daha mantıklı, uygun kararlar alabilen bir insan olabilme becerisine sahip oluyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyor? Burada çok kısa izninizle, hocamın da izniyle doktor olmasam da bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nöroplastisite diye bir kavram var. Yani mindfulness'ın bize kazandırdığı bu duruş, bu olma durumu aslında beynimize yaptığı bir takım fiziksel değişikliklerle de kanıtlanmış durumda. Nöroplastisiteyi burada biraz anlatmak istiyorum. Kısaca insan beyni kendini yeniden yapılandırabilme, değiştirebilme, geliştirebilme becerisine sahip. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman beynindeki nöronların birbirleriyle olan iletişimi artıyor ve sizin açtığınız küçük bir patika
yeni bir yola dönüşüyor. Yani bu şu demek, bir şeyi ne kadar egzersiz yaparsanız, egzersiz ederseniz o konuda o kadar iyi olursunuz. Mindfulness egzersizlerinin beyinde yaptığı fiziksel değişiklikler yapılan araştırmalarla da gözlemlerle de tespit edilmiş. 8 hafta boyunca günde 20 ila 30 dakika boyunca mindfulness egzersizi yapılan denek gruplarında MR taramalarının başında ve sonunda yapılan MR taramalarında beyindeki bazı bölgelerde küçülme, bazı bölgelerde ise büyüme tespit ediliyor. Küçülme görülen, aktivasyon azalması görülen bölge amigdala dediğimiz o ilkel, beynimizin ilkel kısmı. Yani stres olması gereken bir durumda işte bir hayvan saldırıyorsa bize kaçmamız için gerekli adrenalini, kortizolü, stres hormonlarını salgılayan bölgede küçülme ve aktivasyon azalması tespit ediliyor. Büyüme ve artış tespit edilen yerlerde birincisi, en önemlisi prefrontal korteks dediğimiz beynimizin ön bölgesinde bulunan yaratıcılığı, problem çözebilme, plan yapabilme ve fonksiyonlarını koordine eden, duygusal yönetimi yapan beynimizin yöneticisi, yani orkestra şefi, CEO gibi. Orada bir aktivasyon artışı ve gri madde artışı, özetle büyüme tespit ediliyor. Hafıza ile ilgili, öğrenme ile ilgili hipokampüs denen bölgesinde de aynı şekilde büyüme tespit ediliyor. Ve dikkat gerektiren, dikkatimizi yöneten kısmında da büyüme tespit ediliyor. Aynı zamanda da yönetici beyinle ilkel beyin arasındaki koordinasyonun da arttığı tespit ediliyor. Yani bu şu demek, biz stresimizi çok daha kolay kontrol edebiliyoruz. Duygu kontrolümüzü çok daha kolay sağlayabiliyoruz. Öğrenme de hızlanabilir mi? Mesela şunu merak ediyorum, yabancı dil öğrenmek mesela günümüzde çok da kolay olmasa gerek, hele belli bir yaştan sonra, ama bu egzersizlerle daha da kolay öğrenebilir miyiz? Başka bize zor gelen bir sürü konuyla ilgili soruyorum. Herhangi bir şeyi daha kolay şöyle öğrenebiliriz, egzersizlerin faydası. Çünkü dikkat ve konsantrasyonumuzu arttırdığı için oturup da çalıştığımızda ya da dersi dinlediğimizde daha fazla dikkatimizi verdiğimiz için daha fazla verim alabiliyoruz. Yoksa zihnimiz %50 oranında neredeyse gezdiği için, konsantrasyonumuz kaybolduğu için daha verimsiz bir zaman. Mesela bir çocuğun masa başında geçirdiği zaman önemli değil, ama o zamanın niceliği önemlidir ya. Zamanın kalitesi önemlidir. Onun gibi dikkatini verince daha az zamanda daha çok verim alabilir bir kişi çalıştığı şeyden. Itır Hanım, çok güzel anlattınız. Ancak bu egzersizler nasıl yapılır ve ne kadar süre yapılmalıdır? Faydasını görebilir. Ve faydasını görebilmek için ne yapmamız gerekir? Kendim için bile bunu şu anda size sormak istedim. Egzersizlerin tamamı dikkati geliştirmek üzerine kurulu. En güzeli aslında oturup da kendinize gün içerisinde belirli bir zaman ayırıp 10 dakika, 20 dakika, yarım saat ne kadar ayırabiliyorsanız bir dikkat egzersizi yapmak. Bunun için de kullanabileceğimiz ve her zaman bizimle beraber olan neyimiz var? Nefesimiz var. Dikkatimizi nefesimize getirmek, nefes alışverişlerimizin vücudumuzda yaptığı harekete dikkatimizi vermek. Ama bunu yaparken zihnimiz mutlaka gezecek. Gezdiğini gördüğümüz anda geri getirmek. Tek yapmamız gereken bu. Gezdikçe, geri getirdikçe bu dikkat kasımızı da güçlendiriyoruz. Ya da beden tarama egzersizi olabilir. Dikkatimizi bedenimize, işte başımıza, vücudumuzun herhangi bir yerine getirip yine zihnimiz gezindiği zaman bulunduğumuz yere geri dönebilmek. Düşüncelerle ilgili olabilir, seslerle ilgili olabilir ve bunu yapmak için de hiçbir yere ihtiyacınız yok. Farklı bir pozisyonda, bir yoga pozisyonunda, lotusta oturmanıza da gerek yok. Tek yapmanız gereken, tek ihtiyacınız olan kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir sandalye ya da koltuk. Orada dikkatinizi herhangi bir şeye odaklayarak ve zihniniz dağıldığı zaman geri getirebilir. Bu egzersizleri tek başınıza da rahatlıkla evinizde uygulayabilirsiniz. Faydasını görmek için spor gibi, yani bir kere yaptığınızda bir şey olmaz. Bunu günlük hayatınızın, rutininizin içine alıp bir alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor ve birkaç hafta içerisinde de tepkilerinizin değişmeye başladığını inanın fark ediyorsunuz. Şu programda bile benim bir şeylerin değiştiğini hissettim. Evet, özel hayatımızda da bize çok lazım çünkü. Evet, öğrenilebilecek bir beceri. Yani bilen birisiyle, bir mentor gibi başta çalışıp da daha sonra kendi hayatınızın içinde entegre edebilirsiniz. Herkese yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.